Herkese selamlar, ben Yasin. Bugün Pacific Drive maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölüm neler yapabileceğiz hep beraber görelim. Aracımızı şarj edip Dim Drive'a doğru, Sierra'ma doğru gidelim. Canımızı fullemişiz. Lastiklerimizin durumu iyi. Yedek lastik zaten, yaz lastiği yapacağız bir dahaki gelişimizde. Tinker istasyonunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu da yakında öğreniriz kurcalarken. Aracımızın her şeyini çeliğe dönüştürdük. Lastiklerimizi açtık ama lastik yapamıyoruz. Çantamızı falan genişlettik. Hadi rotasyonumuzu oluşturup yola çıkalım. Sierra'ya doğru. İlk önce E4'e geçeceğiz. E4'ten E1'e geçeceğiz. Ya da E5'ten direkt E1'e geçebiliriz. Rotasyonu kendimiz oluşturacağız artık. Alıştıralım arabamızı. Panellerde hasarlı yerlerimiz var ama sıkıntı değil. Onları üretiriz. Çelik panel zaten. Ham panelden daha üstün panellerimiz. Arabamızı da güzelce boyadık. Haydi yolculuğumuz başlasın. Buraya gitmek sıkıntılı ama güzel şey verecek. Burada loot düşük. Burada loot üstün. Tanınmıyor, tanınmıyor, tanınmıyor. Hangi birine gitsem ki? E5'ten gidelim biz bence ya. Arabamızın durumu iyi değil zaten. Yollarda kalmayalım, ölmeyelim. Hayatta kalmak önemli. Hemen rotasyonumuzu silelim. Of. Sürekli istikrar var burada. Şu neymiş? Üstünde artı olan şey tanınmıyor diyor. Tamam, dümdüz yolumuzdan devam edelim biz ya. Kırmızı ışıklar yandı. İlk loot'umuza geldik hemen. Bismillah. Bunu kırmadan önce içeriye bakmak istiyorum. İçeride ne var? Kimyasal dolabı dolu. Bunu Levyen'in açsaydık daha mantıklı değil miydik acaba? Sürekli bana tehlike diyor. Dolaplar. Her şeyi lootladım. Bu kutuyu lootlamadım. Bunu da lootlayayım. Çukur. Anomalinin ismi Çukur. Jeneratörümüzden hemen plazmamızı da alalım. İyi. Çantamızı büyüttüğümüz iyi oldu arkadaşlar. Her şeyi alabiliyoruz artık. Macun yapabiliyor mu? Bir tane daha kimyasal lazım. Bu kimyasal da ne zor çıkan bir maddeymiş ya. O testlere geri dönmeden benim geçmem lazım burayı.
Bu anomaliyi tarayayım. Tarayamadık mı? Vallahi dibimizden geçiyor. Kesecek, ortadan bölecek bizi. Ne? Ne oluyor lan? Aracım hasar verdi ya. Allah'ım ya. Burada yan enkaz diye anomali. Binden bin araba gidiyor. Şunu da taramak istiyorum. Kaçıran anomalinin ismi. Bizi kaçırmaz mı bakalım? Geliyor. Bin 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 arabaya bin. Her yer anomali abi. Hızırtılı sis. Bütün anomalileri tanımamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yükseltmeleri alabilmemiz için anomalileri bilmemiz gerekiyor. Ben de yavaş yavaş hepsini tanımaya çalışıyorum. Hemen şu eve dalalım. Oo, burada bir tane daha kaçıran var. Ses ne? Kaçırancım. Koş koş koş. Kaçırıyor. Namussuza bak. Kaçıranın neden kaçıran olduğunu buldum. Arabayı kaçırmaya çalışıyor çünkü. Karşıya atlayacağız. Aha geliyor testere. Farlarımız da pek iyi çalışmıyor ama bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Geçenki bölümde de burayı bulmuştum. Arabaya ne yapıyor? Zarar veriyor mu? Aa, tamir ediyor arabayı. Güzel. Et kanka et, tamir et. Onarım durağıymış buranın ismi. Sızdırmazlık kiti çıktı. Güzel. Onardık arabamızı. Her şeyim yemyeşil oldu neredeyse. Sağdaki eve gidelim. Öbürkü eve gidelim. Bizim geçit nerede? Oo, bütün yolu toparlayalım ya. Hazır arabayı da tamir ettik. Mükemmel oldu aracımız. Beni beklesin yeni lootlar. Araba gitmiyor değil mi?
Kaçırıcı geziyor gene ortalıkta. Sıkıntılı bir adam ya bu. Şimdi nereye gidiyoruz? Düz devam. Solumuzda araştırma istasyonu var. Hemen bir onu lootlayalım. Plazma jeneratörü de var ama parçalanmış. Gaz tutuyor. Kimya, iki tane daha kimyasal çıkardık. Güzel. Şunu elime almak istiyorum ya. İşaret bir şeyini aldım. Yaktım sonunda ya. Uğraşıyoruz böyle. Acemi acemi. Işık varmış mis gibi işte. Bir radyo var. İki tane bilgisayar var. Bilgisayarın radyoyu parçalayalım. Hemen alıcı da varmış. Onu da parçalayalım. Açalım. Aha. Kötü alan diyor, ilerleyin. Neyi kötü be acaba? O araba gidiyor kendi kendine. Tamam abi, kötü alan anlıyorum da. Arabayla gidemiyorum yalnız işte. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz ya. Kötü olan çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Oyun full beni öldürmeye çalışıyor. Bak bak, araba uçuyor. Kaçalım. Araba uçuyor. Anam. Arkadaşlar, arabayı kaldırıyor, sağa doğru ittiriyor seni. Allah Allah. Eyvah, kaçırıcı da var burada. Ben buradan aşağı uçarım babacığım. Yapacak şu, ya çevirme arabayı, çevirme. Arabanın içinde ışık yandı. Aydınlandık vallahi. Şu kötü alandan çıkalım. Ses çok kötü. Rahatsız edici. Kurtuldum. Bunu taramışız. Buraya girilebiliyor mu? Şöyle bir yapı buldum arkadaşlar da. Sanırım girilmiyor. Eyvah, kötü adam buraya da geliyor. Bin arabaya bin bin. Arabaya da hasar veriyor ha.
Beni takip ediyor ya. Bir bak Allah aşkına ya. Yola çıkmam lazım. Yakıt yarısı da alıyorum. Aracın yakıtı da bitiyor. Çok güzel. Ula çıkmam gerekiyor ya. Çıkar mı bizim araba buraya? Hiç sanmıyorum. Yan yan belki böyle bir yere kadar. Haydi koçum benim. Haydi koçum benim. Kötü olan bizi buraya attı. Gitti. Çok güzel. Haydi oğlum benim. Sen başarırsın bu işi. Sen çıkarsın o yola. Sen araba değil bir canavarsın. Da. Arabadan böyle bir yerde inilir mi oğlum? Bir an önce offroad lastiğinin üretimini öğrenip eyvah kayıyoruz. Haydi oğlum benim. Haydi koçum benim. Helal lan sana. Oh. Kaymayaydın iyiydi. Yakıt bitiyor. Kaldık burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane benzin istasyonu bulmam lazım. Haydi koçum. Çıkalım şu lanet yerden ya. Çıkar bizi buradan. Çıkar bizi buradan. Niye biz böyle bir dağlık bir yerden geziyoruz ben anlamıyorum ya. Hem araç yanıyor hem mazotu bitiyor. Hasar da alıyor, çok güzel. Yapacak bir şey yok abi. Geri geri ineceğim yola. Öbür yola indik. Ta başladığımız yere geldik geri. İstasyon var mı burada? İstasyon yok. Tövbe ya Rabbim ya. Başladığımız yere geri geldik ya adamların sayesinde. Ön canımız da kırıldı arabanın. Mazot var mıydı ki burada? Yok. Mazot bulabileceğim bir yer lazım bana. Geldi bize ta şey dek geldi ya lanetli alan.
Kral buradan çık. Hmm. Hasarı da yedik. Mazot var mı bunda? Var birazcık. Çek. Tamam. Araba çelik olmasa param pinçik olacak, Allah çarpsın ki ya. Arabalardan mazot topluyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Allah'tan içlerinde mazot var. Olmasa ne yaparız bilmiyorum. Hala da hasar veriyor arabama. Ben onarım kit yapayım ya. Mazotu doldurduk, onu yerine koyabiliriz. Arabanın hasar alan bölgelerini tampona gerek yok. Bir daha yapıştır şuna. Hadi tamponları da atayım. Tamam. Çıkar lan anta. Tampon yaparız. Tam tampon yapacak malzememiz var. Tamamdır, arabayı tamir ettik. Güzel oldu. Mazotumuz da var, yarım depo. Bu bizi götürür. Yarım direksiyon da güzel oluyor ha. Uçak kullanırmış gibi. Oha. Ben nasıl takip ediyorum bunu? Bak beni. Ağaca vurdurdu bak. Bak iner keserim seni bak. Geri çık. Soktum anomalisi. Doğru yoldayız. Sierra'ma gitmek ne kadar zormuş ya. Solun lastik patlak herhalde. Araba sola çekiyor. Bu yolculuğumuz çok uzun sürdü ya. Aha, kötü bölge gene geliyor. Bas abi bas.
Hızlanamıyoruz da. Ben lastik yapayım. Bak, bölgede bir kalırsak bu sefer. Yedek lastik yaptım abi. Evet, patlakmış bu lastiğimiz. Hadi devam edelim. Oh be. Hayda, burada da elektrik var. O elektriğin içine girersem benim arabayı haşiş eder. Allah'tan bir Sierra'ma gideceğiz. Farlar da çalışmıyor. Önümü göremiyorum ki. Girme 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 girme. Elektrik mi bitiyor bizim araçta ya? Yo. Kötü olan tam da bana doğru geliyor. Haydi bakalım. Göreceğiz. Kendimi bu bölgeden dışarı atmam lazım bir an önce. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun siz hayatta kalmayın diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Siz hayatta kalmaya çalıştıkça. Yalnız oyun harbiden çok zevkli. Eğer almadıysanız almanızı öneririm. Oynamanızı öneririm. Değişik bir atmosferi var oyunun. Ha. Bir an önce çıkmam lazım bu kötü hava şartından. Biraz önce biz şu bu köprüye tırmanmaya çalışıyorduk. Drop alayım. Hemen koş koş kaç. Artık şeye gitme zamanı geldi. Sierra'ma gitme zamanı geldi. Burada ne varmış bakalım. Ha, dükkan gibi bir yer burası. İşimize yarayacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Allah'ım ya. İndiğime değmedi. Önünde arkasında bir şey varmış. Şöyle bakayım. Yok. Artık bu bölgeden çıkma zamanı. Teyze gidip bu yaz lastiklerini yapmam lazım benim. Bu araba yedek lastikle vallahi yolda gitmiyor. Hatta yapabilirsem, eğer enerji kasabilirsek offroad lastiği yapmayı düşünüyorum. Abi Sierra'mda ölüp... O ne lan? Üstümüze doğru bir şey geliyor. Ha şeymiş. Anomali. Bazen tüyleriniz diken diken olabiliyor arkadaşlar bu oyunda. Devam. Farlarımız da patladı. Karanlıkta gidiyoruz. Haydi bakalım. Sierra'mda neyle karşılaşacağız görelim. Halüsinasyonlar neymiş? Onu da öğrenelim. Tabii bu arabayla hayatta kalabilir miyiz şu anda bilmiyorum. Şuraya gideceğiz.
Sürekli istikrar diyor. Sürekli istikrar ama işte mahvediyor arabayı. Ne kadar sürekli olsa da. Şehir merkezi, dış bölge, nemli orman. Bulduğumuz yer ile derin bölge arasında çok fazla mesafe var. Yeni başlayanlar için başka bir duvar ve oraya arabayla gitmek kadar basit değil. Hava durumunu kontrol edemediğiniz gibi rahatsızlıkları da kontrol edemezsiniz diyor. Neyse, binlerce kişi burada. Buyurun. İlk etapta manzaranın dengesini bozan aynı teknoloji, Lim teknolojisinin en başından beri iki ucu keskin bir kılıçtı. Limit teknolojisinin verdiği hasarı tamir etmek için bir şey üretmişler. Aha, in arabadan in. Arabama yapışamaz hemşerim. Ama bir tane daha yapışmış. Şerefsizlere bak ya. Lim teknolojisi dedikleri arkadaşlar bu anomalileri ortaya çıkaran şey. Bunlar kendileri üretmiş bu lim teknolojisini. Ama bundan kurtulmak için bir teknoloji daha üretmişler. O ondan daha kötü. Bu şeyleri, halüsinasyonları oluşturan şeyler. Bakalım bir de onu görelim. Daha kötü ne olabilir bu oyunda, onu göreceğiz. Çantamızı doldurduk. Haydi çıkışımızı yapalım. Aracımız gitti mi? İyi, bekliyordu bizi. Aha, bir RDN araştırma kamyonu. Evet. Bunda deli drop çıkıyor. Bak ya, of of. Droba bak, droba. Bir tane de çelik panel. Hemen bir arabamı doldurup geleyim. Çelik paneli de bırak baba. Ham panel, ham kapı. Yok, ben çelik kullanıyorum kanka onları. Teşekkür ederim. Offroad lastiğini kessem mi ki? Mazot pompasını alayım. Bunun mazot sağlamdır. Biraz bunun mazot yeri nerede ki acaba? Evet, depo burada. Of, dolu. Yarım depo var en azından. Bizim bidonu fulledi bile. Tabii bidonumuz küçük ama. Yarım bidonu geçtik. Bunda hiç mazot yok. Kalan depoyu da boşaltayım. Aracın kapısı zırhlı. Keşke bize zırhlı kapı verseydi de arabamızı taksaydık. Depomuzu fullledik Allah'a şükür. Sierra'da gözlem kulesini bul diyor.
bulalım. Of. Acar burada araştırılacak yerler var. Şurayı bir araştırsam mı ki? Gidip. Bence araştırayım ya. Buraya gideceğim ben. Araştırma kulesinden önce oraya gidelim. Dümdüz yolu takip edeceğiz. Ama yol düz değil tabii ki de. Artık bilim teknolojisi yolu ele geçirmiş. Çalkalayıcı. Bütün anomalileri araştırıyorum yavaş yavaş. Yolda denk gelen, kaçarken denk gelen hepsini araştırıyorum. Bu ne? Bunu araştırdık mı? Çukurmuş bunun ismi. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Dur dur. Benim araca şey takmam lazım ya. Far önümü görmüyorum Allah çarpsın. İki tane far üreteyim şuradan. Far far far. Bir. Tamam, bir tane olsun ya, sıkıntı yok. Bir tane daha üretebilirsem çok mutlu olurum. Evet. Artık önümüzü görebileceğiz. Farımızı taktık. Haydi gidelim. Aracın farları patlıyor. Sonra ooo, buraya giriş buradan değil. Ondan sonra önümüzü göremiyoruz ya. Gene mi patladı? Bizim çelik tamponu bir an önce öğrenmemiz lazım. Şuraya arabamı park edeyim. Hemen lootlanıp geliyorum. Her şeyi toparlayalım abi. Önemli şeyler çıkmıyor mu? İllaki önemli bir şey vardır burada. Evet. Beklediğim şey burada. Buraları lootladık. Ve şu kapıyı açalım. Tamamdır. Buralar boş. Hemen şu karşıyı lootlayayım. Leve yapmamız lazım. İşaret fişeğinin de süresi bitiyor. İşaret fişeğimizin süresi bitti. Başka işaret fişeğim de yok. Yapacak bir şey yok. Karanlıkta takılırız biz de. Bitti artık işaret fişeğim. Başka da işaret fişeği çıkmaz buralarda. Normalde 100 tane işaret fişeği denk gelir. Karşı tarafı lootlayayım. Burada ne var? Jeneratör. Buraya giriş nerede kanka? Yok. Buranın girişi şurada. Jeneratörün yanındaymış.
Kapımız zaten açık. Hadi bir tane işaret bir şey. Yalvarmamız mı gerekiyor size ya? Abi yok, full karanlık ya, full karanlık, full. Hiçbir şey yok ortalıkta. Sırt çantasına baktık. Bilgisayar var. Önümde ne olduğunu da görmüyorum. Yanlışlıkla bir şeye çarparız. Ölürüz ondan sonra burada. Çık abi buradan. Arabamızda bizim işaret fişeğimiz var mıydı ki acaba? Hepsini farlara kullandık sanırsam. Bakayım. Bunları base'e dolduralım. İşaret bir şeyimiz yok. Daha işaret bir şeyinden çıkacağım base'den. Anomalili yere gidelim bakalım orada ne varmış. Açıldı ama şey çıkmadı içinde. Çöp kovasına baktık. Hemen leveğini açalım. Basınçlı gaz tutuyor. Kimyasal. Topladık gidiyoruz abi. Burayı komple boşalt. Ölmeden toplayalım buradan artık, yeter. Hepsini bulutladım. Sierra'nın diğer yerlerine gitmeden diğer konteynerları da lootlamak istiyorum ya. Burası bence mükemmel bir yer. Buraya gidelim. Güzel loot çıktı. Yarımdan fazla depo mazotumuz var. Haydi bakalım. Arabayı da istop edeyim de mazotumuz bitmesin. Bismillah, hemen şuradan plazma jeneratörünün plazmalarını alalım. Abi bir tane bana şey verebilir misiniz ya? Lütfen, rica ediyorum. Havai fişek. Havai fişeği kendimiz üretemiyoruz sanırsam. Bunun ne işe yaradığını ben Allah çarpsın ki bilmiyorum. Dişli gaz tüpü diyor. Gaz tüpümüz var. Plazma. Gaz tüpü al. Burada saklanmaz. Dişli. Dişlileri geri verdi. Bir tane de ne yaptı bu dişlileri? De gaz tüpü mü vereceğiz şimdi? Anlamadım ben bu olayı ya.
Dişli eşittir gaz tüpü. Gaz tüpümüz burada. Dişliler nereye gitti lan? Burada işte. Allah Allah, bunu nasıl kullanıyoruz? Şöyle elime alayım. Ha, süresi var. Doluyor mu? Yok, süresi müresi de yok. Geri dişli veriyor. Lan. Başlatma dişliğini. Karbüratörünü. Nevi attım ya. Allah'ım. Nereye gitti Levyan? Of. Elektrikçi kiti lazım diyor. Yaparız. Elektrikçi kiti, tamirci kiti, ışık değiştirme kiti, tamirci kiti yok. Elektrikçi kiti yok maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Elimdeki levyeyi de attım. Onu açacağım diye. Hiltiyle açıyor. Açarız. Kimyasal iki tane. Oo, işaret bir şeyi. Değişik bir işaret bir şeyi. Atma oğlum şunları, atma artık elinden ya. Anam radyasyon. Geldi, bizi öldürecek. Bir radyasyonumuz eksikti ya. Allah'ım yarabbim. Her yer radyasyon kaplandı. Git lan git. İnsan var içeride. Radyasyon seviyesi üstümüzde çok yükseliyor. Kaçmamız lazım bir an önce. Sen beni öldürmek için başka bir şey yapmaz mısın ya? Sadece sırf beni öldürmek için mi çalışıyorsun sen ya? Arabama gideyim. Arabanda müzikleri çalıyor. Sızdırmazlık gittiğini falan hepsini buraya atalım. Dişliyi koyamıyorum. İyi, dişli üzerimizde kalsın. Şeyi buraya attım. Plazma cihazı da dursun burada, sıkıntı yok. Şunu alayım. Kendime bandajlayayım. Gebereceğiz. Reaktörün olduğu yere gitmek istiyorum ya. Burada ne var? Buraya gitmişiz zaten. Burada hiçbir şey yok. Turist. Seni turist seni. Dolap boş. Plazmamızı alalım hemen. Orada bir şey var.
Tehlikeli madde dolabı dolu. Çok güzel. En sevdiğim şeyler kimyasal. Tüp. Sırt çantasından çıkan kıyafetler, kumaşlarla da çantamızı, kıyafetlerimizi geliştiriyoruz. Ve az daha, biraz daha az demek istiyoruz. Oyun içerisindeki anomalilerden. Artık base'e gitme zamanı geldi de. Sierra'mın şeyini halledelim. Oradan da base'imize geçeriz. Yükseltmeleri de bir sonraki bölümde yaparız. Bu ne diyor? Dişliyi gaz tüpüne çevirir diyor. Çevirmiyor kanka bu işte. Geri dişli veriyor bize. Artık gitme vakti. Arabada da yer kalmadı zaten. Güzel kimyasal çıkardık. Aracımız hasarlama. Çıtır hasar. Buraya gidelim artık. Aman Arda Kule iş dünyası AHTR benzin istasyonu. Tren vagonu kabin. Haydi gidelim. Bence yoldan gidelim biz. Yoksa gene lootlanırız. Sierra gözlem kulesini bulalım. Bakalım. Kalıntılarla anomalilerin ne alakası varmış? Kalıntılarla halüsinasyonların ne alakası varmış? Çözelim. Bence buradan aşağı inmemeliyiz. İnersek tamamen inmiş oluruz. Araba paramponçuk olur. Yolumuzdan gidelim biz. Of. Yordu biraz ya oyun. Bugün. Bir şekilde hayatta kalıyoruz ama işte yoruluyor insan. Şu turistleri çarptık mı patlıyorlar. Tehlikeli turist onlar. Oo. Yakıt tankeri. Baba mazot fuller. Tamam bu bize yeter abi. Sen de alabileceğimiz bir şey yoktu zaten yakıt haricinde. ARDA yakıt tankeri. İşimizi gördü. Mazotumuzu fulledik. Haydi gidelim. Bir de ARDA'nın araştırma tankeri denk gelse fena güzel olur. Yakalayıcı. Yanlış yere gelmişiz. Biz yukarıya gidecekmişmişiz normalde. Buradan çıkabilir miyim acaba? Rampaya vursam arabayı. Vallahi hem ağacı kırdım hem çıktım. Haydi koçum. Helal lan. Helal lan. Bana bir offroad tekeri taksam ben var ya. Öf, offroad araçları senin yanında halt yemiş.
Evet, kuleyi buldum. Bakalım burada başımıza ne gibi tehlikeler gelecek. Kuleler sıkı bir şekilde kilitlendi. Ancak tüm gün güvenlik protokollerini sıkıştırabilirsiniz. Sadece hoşnutsuz bir çalışan eğlence. Her neyse, 4735. 4735. 4735. Tamam, açtım. Şifreyi ezberlememe gerek yok mu? Zaten kendi kendine açılıyor. Tobias, tamam kanka. Halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Sıkıntı yapma. Bu anomalilerin sebebini haritayı tarayalım. Aradık. Tamamdır. Haritayı yakınızdaki mevcut rotaları kaplıyorum. Kapla. Al bakalım, işe yarayacak 3 sektör dengeleyicisi buldum. Çok uzakta değiller. Bu yüzden konuma rotanıza ekledim. Hazır olduğunda seni doğrudan oraya götürecek diyor. Tamam, götürsün bizi. Bunun dişli veriyoruz. Kolibandı mı alıyoruz? Kolibandı verip dişli alsak. Bu çalışmıyor sanırsam ya. Çalışmıyor. Bozulmuş onlar. Burayı lootladık, çıkabiliriz. Şu bakalım gösterdiği yerlere gidelim. Dengeleyiciler varmış bölgede. Stabilize erişim yolu üzerinden çıkın. Çok güzel Türkçe dublaj. Elinize sağlık. Oo, taburaya mı gideceğiz? Tamam. Geri döneceğiz. Taburaya gideceğiz vallahi. Geri dönelim. Peki orası beni direkt base'e götürecek mi? Öyle bir durum da var. Yollar zaten haşeş ya. Arabayı macunla tamir etmek gerekiyor da. Nereye gidiyoruz abi? Nereye gidiyoruz? Otların arasına gidiyoruz. Bir dur şurada bir. Şu macun elime alayım. Araba gidiyor bak ya. Dur lan. Kapılarımızı tamir edelim en azından. Sürekli hasar alıyoruz abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Değil mi? Macunumuz bitti. En azından ön tarafı biraz toparladık. Araba. İyi. Çok da iyidir. Bizim buradan nerelere gitmemiz lazım şimdi? Şuradan ineceğiz, buradan aşağı ineceğiz. Şu binaların önünden buradan devam buraya. Biz şuraya ineceğiz direkt aşağıya. İnelim. İlle yoldan da gitmek gerekmiyor onun için. Ama ineceğimiz yer alçak bir yer değil.
Oraya uçarak inemeyiz. Hem yolu takip etmelisin, hem haritayı takip etmelisin. Her şeyi takip etmelisin. Bu oyunda ki hayatta kalabilirsin. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hop. Stabilize erişim yolu üzerinden bölgeden çıkın. Çıkacağız. Çıkacağız. Haritayı aldık. Oo, araba kayıyor. Arabamızın şarjı da bitiyor. Çok güzel. Şu evleri de lootlayalım olmazsa ya. Bakalım buralarda neler varmış. Arabanın şarjını da doldurayım. Elektrik kiti var de sanırsam üstümüzde. Plazma şarj cihazı. Aç abi. Akü bitmiş ki. Tamamdır. Arabanın aküsünü fullledik. Allah'a şükür. Buralarda çok önemli bir şey çıkmıyorsa buralara uğraşmayacağım. Çok da önemli bir şey yok gibi duruyor mekanda. Sadece ufak tefek lootlar. Gerek yok, buradan gidelim biz ya. İlk sağdan yolumuza çıkıyoruz. Oradan da ilk soldan ana yolumuza dönüyoruz. Buradan base artık. Yeter. Dümdüz devam. Artık yolumuz düz. Bayağı kauçuk da topladık bu oyunda. Lastikleri de değiştirdik mi? En azından yol tutuşumuz, toprakta, çamurda tutuşumuz su alacak, artacak. Burada insan var lan. Lan yürü, boş ver. Boş ver, boş ver. Benzinlik de var burada. Ama mazotum full, hiç durmayacağım. Yok abi, hiç durmayacağım. Devam. Arabadaki malzemeleri yok etmeye göze alamam. Arabanın, dünyanın malzemesi var arabamızda. En temiz yolculuk buydu, şu son kısmı. Dümdüz yolda devam ediyoruz. SnowRunner'ın yeni oyunu çıkıyor arkadaşlar, Expedition diye. Araştırma ve gözlem üzerine SnowRunner karda araç sürmek üzerineydi, zorlu şartlarda. Bu da araştırma görevi üzerine. Bir ona da bakmak lazım. Mutlaka ilk bakış atarım buna ben.
Anam buraya mı gidiyoruz? Burayı hallettik şimdi buraya. Tamam gidelim. Yarım yamalak arabamızdan her yere gidiyoruz ya. Arda sitesi. Filistin Kuvus bölgesi, dış bölgesi. Oradaki orman biraz labirent gibi. Eğer kaybolursanız boruları takip edin. Bu stabilizasyonundaki dim teknolojisi için çok sıcak. Bağlantı sabitleyicileri çalıştıracağız. Kaybolursak da boruları takip edeceğiz. Kaybolmayız ya. Allah'a şükür. Size açıklama yapma sırası bende. Tobias ve Francis bahsettiği toplu halüsinasyon oluyor aklımda ama merak etmeyin. Bu kadar uzun soluklu olmayacağım. Çünkü dürüst olmak gerektiğinde bu konuda bildiğiniz her şey 1961 sabahı oldu. Meslektaşım Dr. James Kay deney yaparken Alan Turner'a yardım ediyormuş. O sırada olaylar patlak vermiş. Hop beni acayip vurdu. Hayır hayır oraya çekme ben. Oraya çekme. Gama ışınında ikisi de ölmüş. Çok deli bir patlama oldu diyor. Gama ışınında ikisi de öldü diyor. Arabayı bir stop edeyim. Beni nerelere çektin ben kardeşim sen ya. Arabamı ben yokken götürme. Allah çarpsın ki bozuşur seninle. Bulduk. İlti yapmak için birebir. Hadi gidelim. Farlarım da patladı sanırsam. Sürekli çeken bir şey var. Yola çıkmam lazım. Yola çıkmam lazım. Her taraf elektrik anomali. Bölüm çok tehlikeliymiş harbiden. Şuradan gideceğiz. Toprak yolda. Allah Allah. Onların macunu yapmamız lazım. Eğer mazot da yok abi. Depoyu da fullemedim ben. Buradan direkt base'e gideceğiz diye. Bu ne anomalisi? Sol sağ. Spike paddle. Ne değişik anomaliler var ya. Şuradan ben kaçayım dayı kenardan. Siz devam edin. Allah'tan aküyü şarj edecek cihazımız var yanımızda. Biraz daha ileride bizim gideceğimiz yer. Buralarda bir şey yok. Şu antenin olduğu yere gideceğiz sanırsam. Geldim kardeş. Şunu çalıştırayım. Burada ne yapmamız gerekiyor?
Evet, stabilizatörleri çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırdık stabilizatörleri. Bak 30 saniye halüsinasyonlar bana hiç kısa gelmedi. Yine de harika bir yolculuktu. Satürn'ün halkalarının çarpı sebebini biliyor muydunuz? Bu adam kafayı yiyor. Beden kollar gördüm bir sürü. Kavrayan sürüne. Ben bir şey görmedim. Bu nasıl mümkün oldu? Herkes bir şey gördü. Beni es geçmiş olmalı diyor. Herkes bir hayal görmüş bak. Belki için araştırma yapmamı gerekmiyor muydu? Stabilizatörü çalıştırınca biz herkes bir değişik halüsinasyonlar görmüş. Lan kafam derindi. Diğerini de bağlayalım. Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Evet. Şunu... Eyvah, transfer değil. Dur, sonra onu okuruz. Sonra okuruz onları. Abi geçebilir miyim? Buradan loot güzel çıktı. Allah var. Artık kalıntılar silüetin sonuna bağlı olduğu bildiğimize göre belki de buna neyin sebep olduğunu bulabiliriz. Buluruz, buluruz. Dr. K and Alan clearly uncovered some new way of using limb to motivate that gamma ray burst. Yes, precisely. Where did gamma rays come from? But outer space. Feedback on planet. Gamma ışınları uzaydan başka nereden geliyor diyor. Vallahi kanka ben biliyor olsaydım. Buralarda olmazdım herhalde. Much greater than anything we've seen on Earth. Sure, but going straight to aliens when there's countless perfectly scientific possibilities. Perhaps Dr. K and uzaylılarla mı alakalı acaba diyor. Lim destekli bir kütle çarpıcısı oluşturmuşlar. Bir geçit tam olarak nereye? Atlantis. Ya oğlum kafa bulmayı bırakın ya. Lim teknolojisini diyor bir geçit açabilmek için oluşturdular diyor. Bize yardım eden kadın da diyor ki tamam öyle bir şey varsa diyor nereye geçit açmak için oluşturdular. Hop çarptık onlara. Bizim araba saçmalamaya başladı. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Bu yol böyle biter mi ya? Direkt aşağı atlasam. Zaten yanlıya yanlıya gidiyoruz şart olsun aşağı doğru. Bir tane daha stabilizatör var. Çalıştırılacak. Sabitleyici yani. Emcükleyici var burada kaç. Bunu almam lazım ya. Çekiç gitti. Karampinç. Neyin tehlikesinden bahsediyorsun kanka? Biz içerideyiz, o bize bir şey yapamaz içeride. Çekip götürecek değil ya bizi. Konteynerden beraber. Hadi çıkalım. Oy. Son iki sabitleyici.
Arabama yaklaşan bir şey var. Gel. Gel bir ağzını. Gel. Obo, obo, acil elektrik kuruyor. Obo. Kaç. Kaç baba kaç. Abi buralar her şey dolu ya maşallah. Buradan nasıl hayatta kalarak çıkarız bilmiyorum. Şunu artık atabilir miyiz? Neler varmış neler. Ama şey, işaret bir şey. Güzel. Karanlık bölümler için mükemmel bir şey. Burada ne var? Hep aynı şeyler ya. Tamirci kiti. Şunu şuraya bırak. Yer değiştir. Tamirci kitini alabilseydik iyiydi. Neredeydi bizim? Ha, burada. Unutladım. Geldim abi. Bunları bir arabamıza atalım hemen. Arabayı da ağzına kadar doldurduk abi. Boş ver. Unutu. Gidelim hadi. Arabamız ağzına kadar doldu. Birazdan mazot ödeyeceğiz bu sefer de. Evet, çeyrek depo mazotumuz kalmış çünkü. Şurada hemen bir 2-3 eski araba bulup deposunu boşaltmak gerekiyor. Ya düz yolda da kaymazsın be adam ya. Araba iyice saçmalamaya başladı. Sağa duruyor, sola duruyor. Işıklar açıp kapa diyor. Lan o nasıl bir şey? Toprağa yara yara geliyor üstümüzden ya. Bırak Allah aşkına. Sen kimsin ya? Araba her türlü error veriyor. Öbürküsü de tam tersimiz daha. Gideceğimiz şey. Stabilizatör. Bakalım. Motor bizim çalışmıyor mu lan? Hop, burada bir araç var, hemen şunun deposunu boşaltayım ya.
Çok uzun oldu bu yolculuk, çok. Bu araba çok eski bir araç herhalde. Yakıt şeyini bulamıyorum. Yok. Devam. Yolculuğumuza tam gaz devam. Anteni bulduk. Anten önümüzde. Diğer anten de buradan çok basit gözüküyor ama işte yol nasıl bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Hop. Hop. Geldim. Mazot bidonunu yerine asalım. Abi mazot bidonunu eline alabilir misin ya? Sana zahmet. Mazot bidonunu asalım şöyle şuraya. Baba bu stabilizatörü de çalıştırdım bakalım. Ne gelecek başımıza? Hey Opie, bölgenin hikayelerinin batılını açtığını hiç umursamadın. Peki neden şimdi bunda senin çıkarın ne de bize yardımcı oluyorsun diyor. Bize güvenmemizi istiyorsunuz. Yani evet, bu kadar artık bizim işimiz. Bu da ne şimdi? Gidin diyor, kulileri sayın diyor, bize yardım etmeyeceksiniz diyor. Ben kendim sürücü halüsinasyonun sebebini şeye gönderecek şeyi yaparım diyor. Yönlendirmeyi. Sizin yüzünüzden ben ölürsem sizin yüzünüzden ölürüm ha. Hop. Hop. Ya driver. Driver gidiyor işte aşağı doğru. Araba da aşağı oldu. Aklını kaçırmış, bunu yapamam diyor. Bakın diğerine bir baktım. Küçük bir silah mı? Ama onlarsız daha iyiyiz. İnanın bana. Bu da bizi sürekli şey yaptırıyor ya. Bu benim son şansım diyor. Araba sıkıştı bir yere. Benim de son şansım kanka. Yalnız senin stabilizatörleri çalıştırırken biz buralarda öleceğiz. Arabanın mazotu burada bir biterse haşş oluruz. Bakayım mı? Yola inmişiz Allah'tan. İyi. Kaçırıcı da burada bekliyor. Anam araba tam onarım mekanı. At kendini abi mekanın içine. Of. Tamir et beni. Gençler kurtulduk. Kurtulduk. Mazotumuzu da fulleyelim. Bir yandan o da bizim arabamızı tamir ediyor. Mazotu da fulledik. Kurtulduk. Sonunda. Lastikleri yapabiliyor muyum ya? Bu lastikler beni öldürecek ya.
Oh, uçuk düştü. Hata bunu yapamam. Burada yapamıyoruz sanırsam. Neyse. Tamam mıdır kanka? Tamir ettin bize. Buradan rampa yukarı tırmanacağız. Çok güzel. Buraya çıkışın başka yolu yok mu? Yok. Gerekirse yürü yürü çıkar. O stabilizatörü çalıştırın burada. Offroad lastiğimiz olaydı. Araba gene de kayıyor. Başka çıkacak bir yer bulmam lazım. Hadi dostum, hadi dostum. Niye yürümüyorsun sen ya? Bir şey yok, arkanda yürü. Kay 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 kay. Ormana nasıl tırmanırız biz buraya bilmiyorum. Bildiğin dağın tepesine çıkmamız lazım. Haydi bakalım, hayırlısı. Elbette bizi oraya çıkaracak bir yol vardır ya. Vallahi elektrik versen de boş. Başka bir şey versen de boş. Bu araba her halükarda bitirir bu bölümü. Birden geliyor. Ha, sen çektin de bize. Tam olsun. Geliyorlar kanka. Allah peşimizdeler. Orada Arda'nın araştırma kamyoneti vardı da. Yapacak bir şey yok artık. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyoruz işte. Allah. Araba kendinden geçiyor ya Allah aşkına. Son stabilizatör. Bunu da çalıştırdım mı karşımızda. Artık beni lütfen base ışınla. Bu kadar malzemeyle buralarda dolaşmak iyi bir şey değil ya. Allah Allah. Of. Geldim. Haydi bakalım. Düz yolu tercih et. Yol dönüyordu sanırsam. Tamam, sıkıntı yok.
Öncem iyice daraldı. Gelmişken şurayı da lootlayayım. Hazır ayağımızın dibinde. Güzel kauçuk. Oh, hilti çıktı. Hilti çıktı, bayılırım. Nereye koyabiliriz? Bunu da buraya koyalım. İşaret bir şeyini de aldım. Inventory geliştirdiğimiz çok iyi oldu ya. Her şeyi toparlayabiliyoruz. Çöplük gibi üstümüz. Yedek lastik gerek yok. Hadi bakalım neler gerçekleşecek. Üçüncü stabilizatörü de çalıştırdım. Tamam, iş başındayız. Stabilizörler devreye giriyor ve yola çıkıyor. Ama aynı zamanda sivri uçları alıyorum. Yani bölgenizde istikrar bozuluyor. Oradan çıkın çabuk. Dur. Dur oğlum, dur ya. Patlak lastiğimiz var. Tamam, lastiğimizi tamir ettik. Hayda. Hayda. Oğlum buradan nasıl çıkarız biz böyle? Böyle çıkamayız ki. Hayda. Arabayı açacağız galiba, yapacak bir şey yok. Sağa mı bakayım, sola mı bakayım? Buradan sağa gideceğiz. Evet, doğru yolda. Beni atacağın yere sokayım senin ya. Bırak beni. Bir yandan şey geliyor, karanlık bölge geliyor, bir yandan hayatta kalmaya çalışıyorum. Allah Allah, Allah Allah, nasıl bir işin içine attın sen beni ya kadın ya. Sana bir daha uyumayacağım ya. Öbürki adamlar vallahi haklıydı ya. Kaçığa uyma dediler bize, gittik uyduk. Ben nasıl gideyim şimdi? Hem haritayı takip et, hem map'i takip et. Özünü seveyim. Buradan base'e gidersem var ya, çok büyük olay olur ha. Hop. Bir anladık. Araba hasar aldı. Çok pis hasar aldı. O mor şey ne ki ya? O mor şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Alan geliyor, kaç. Geçi de gidelim. Biz geçi de gidelim abi. O morun ne olduğunu öğrenmek istemiyoruz biz. Üstümüzde o kadar eşya varken olmaz. Uf. Aktive.
stabilizatörleri aktive ettik, base'e döndük. İyi iş çıkardın. Teşekkür ederim. Dengeleyiciler tamamen çalışmış durumda. Ve her şey genişledi. Orta bölge bambaşka bir canavara dönüşüyor diyor. Genişleme duvarını açın. Genişleme duvarı ne lan? Bakayım. Beni nasıl ziyaret edeceğini mi düşünüyorsun? Hiç zahmet etme. Normal standartlara göre sizden yaklaşık 10 mil batıyım. Bölge açısından beni başka bir gezegen düşünün. Bölgedeki köşemi çevreleyen daimi ve istikrarsızlık vadisi var. Ve evet, tam da bu nedenle buraya yaşamayı seçtim. Yaşlı bir kadını rahat bırak. Ya senin yanında ne işin var benim ya, manyak. Şuraya gitmemizi istiyor bizim. Ama buraya gitmek için ne yapmamız lazım? Neyse. Duvara gitmemiz lazım bizim de. Duvara gitmeden önce. Biz anteni ne kadar şarj ettik şimdi? Hiç şarj etmemişiz ki. Tamam. Arkadaşlar base'e geldik. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde antenimizi şarj edip yeni güçlendirmelere, araba yükseltmelerine, işte lastiktir, tampondur vesaire, onları yapıp duvara giden bir yol bulacağız inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendimi ve kanalımı geliştirebilmem adına yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.